Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Büyük Önder Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği günü anlattı. Defin işlemine katılan 10 kişiden hayattaki tek isim olan Özden, 10 Kasım 1953'teki nakil sırasında yaşadıklarını Cumhuriyet'in 100. yılında fotoğraf ve belgelerle anlattı. Sizler o özel röportajı izlerken bizler saat başında yeniden buradayız. Yekta Güngör Özden, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, Atatürk'ü son gören isimlerden biri. Anıtkabir'in merdivenlerinde tabut indirildi. O mesafe sanıyorum 220 metredir. Merdivenlerle alanın arası. Orada yavaş yavaş yüründü. Yerindi, sola dönüldü. Bugün egemenlik kayıtsız şartsız ulusunu yazan taş kitlerin üstüne tabut konuldu. Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e gözyaşlarıyla nakledildiği günü anlattı. Güzergah boyunca büyük bir saygı ve hüzün olduğunu belirtti. Tabut önce Anıtkabir'in önündeki bölüme yerleştirildi. Tabut yukarı alındı. Soldan 3. bölümden vinçle aşağı indirildi tabut. Özden, Atatürk'ün naaşının tabuttan çıkarılıp toprakla buluşturulmasında görevli 10 kişiden biriydi. Yüzü parlıyor, sanki hiç ölmemiş gibi gülümsüyordu sözleriyle. O anları anlatırken yeniden yaşadı adeta. Biz 10 kişilik aşağıda Atatürk'ün tabutu getirdi. Çok güzel, kubbeli bir tabuttu. O tabut açıldı. Tabutun içinde Atatürk'ün pırıl pırıl böyle cam gibi bir gümüş tabut çıktı. O gümüş tabut elektrikli testereyle kesildi ve sonra... içinden Atatürk'ün tabutu çıktı, şeyi çıktı, kefenli bedeni çıktı. Açtılar, sen duygulanıyor. Açık mı kapalı mı fark edemeyeceğiniz gibi güzel bir bakışı vardı, tertemizdi. İki işte o ilaçları falan aldılar yanlarından Atatürk'ü. Ondan sonra yavaş yavaş getirdiler, toprağa koydular. Kimi zaman gözü doldu, kimi zaman sesi titredi. Gençlerin kanıyla harmanlanan topraklarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerini örttük dedi. Selanik'ten gelen toprak serpildi üstüne. Daha sonra Karaman'dan, annesinin memleketinden gelen toprak serpildi. Hiç unutmadığım bu boyda güzel bir kumaş keseden renkli Kıbrıs toprağı serpildi. Biz toprakları ellerimizle düzelttik. Hıçkıra hıçkıra hepimiz düzelttik. Daha sonra ben bir gün önce cebeceki ve dış kapıdaki kız ve erkek öğrenci yurttan kan aldırmıştım. O kanlar serpildi. O kanlar, gençliğin kanını serptik oraya.